Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir Almanya sabahından. Sabah şerefleriniz hayırlı olsun inşallah. Buraya bir fabrikaya geldik. İki gündür uğraşıyoruz gerçekten. Bir ufak bir sıkıntı vardı. Yani birisinin hatası bizim iki günümüze mal oldu. Buradan çıkıyoruz. Surban'a doğru gidiyoruz. Sonrasını yolda buluşuruz inşallah. Şimdi buradan çıkıyoruz. Bir ufak çekim yapalım dedik. Eksik bir şeyimiz yok. Fabrikadan çıkış yapıyoruz. Nerede lan böyle? İki gündür buralarda uğraşıyoruz böyle. Yeni işimiz bitti burada. Buradan herhalde buradan çıkış yapıyoruz. Bilmiyoruz ama çok fazla da kurum ayrısı. Çok tatar bir yer ya. Allah Allah. Enteresan bir yer ya. Evet. Şimdi çıkışımızı yaptık. İki gündür burada uğraşıyoruz. Bir arkadaşın hatasından dolayı iki sefer gittik geldik buraya Suben'den. Sonrasında bugün işimiz yeni bitti daha doğrusu. Şimdi gidiyoruz tekrardan Suben'e. Biraz sıkıntı vardı buralarda. Çözdük onu yani. Sıkıntımız kalmadı hayırlısıyla. Buradan 180 km bir yolumuz var. Suben'e doğru. Gideceğiz oradan. 100 metre sonra adadan karşıya geçin. İkinci çıkış. Oradan sonra da soldan gidin. Suben'den de adadan karşıya geçin. İkinci çıkış. Sonra soldan gidin. Köln tarafına gideceğiz. Tekrardan oradan bir yükümüz var onu alacağız. Suben'den Köln soldan tarafına gidin. Gideceğiz. Sonra sağa dönün. Yani pazartesinden beri uğraşıyoruz. Bugün çarşamba. 200 metre sonra sağa böyle dönün. Bir sıkıntı oluştu. Dolayısıyla yapacak bir şey yok. Sağa dönün. Neredeyiz bu arada? Münih civarında böyle Münih 30 km uzaklıkta bir şehirdeyiz. Şöyle bir sabah çekim yapayım dedim öyle içimden geldi. Kaç gündür en son şeyde çekim yapmıştık. Sırbistan'da atmıştım şeye. YouTube'a. YouTube'da en fazla izlenen şey oldu. Saat olarak. En fazla izlenen bir YouTube oldu. Video oldu. Şöyle çekelim. Şöyle gidelim. Bir markete gireceğiz bu arada ama nerede gireceğimizi de bilmiyoruz. Yol üzerinde marketler var ama burada ne oldu? Yol üzerinde marketler var fakat giremiyoruz abi. Arabayı park edecek yer yok. Büyük araçları park edecek yer olmuyor. Elma bir şeyler alacaktık yani. Ufak tefek ihtiyaçlar vardı. Alamadık. Bakalım hayırlısı. 2-3 tane market geçtik geçerken. Ama şey yapamadık. Duramadık gelirken akşam daha doğrusu. Geldim buraya akşam ben erken. Saatlerde 15 saat burada fabrikanın önünde yattım. Sabah bunların saati 8'de açtılar. Bizim saat, şunu bir kapatalım az bir şey. Bizim saat 10'da. Açtılar yani. Hoş attık bir saat de öyle sürdü. Sıfırladı tako ya. 45 oldu demek. Şimdi gidiyoruz. Yol boyunda durursak bir market yaparız. Havalar da soğudu artık. Kış geldi buralarda. Türkiye'den gelen arkadaşlara duyurulur yani. Kışlıklarınızı alın da gelin. Yoksa durumunuz iyi değil yani.
Benden söylemesi. İleride solda kalın. İleride solda kalalım. Durum böyle. Arkadaşlar. Önceki akşam geldim yattım burada. Sabah tekrar geri gittik Suven'e. Dün oradan bir daha geri geldim buraya. Yani iki sefer gittik geldik bir yanlış bir hatadan dolayı. Öyle oldu. Yapacak bir şey yok. Bunda da vardır bir hayır. Bilmiyoruz artık nasıl olur durumlar. Şöyle biraz mesafe koyalım da polis molis denk gelir. Şunu da kapatalım bu arada. Şerit takip ses yapmasın. Durum böyle arkadaşlar. Artık çektiğimiz videoları bilgisayardan düzenleyip atıyoruz. 800 tabii, metre sonra soldan gidin. Daha bir çözünürlü video oluyor. Bir de konuşabilsem. Bundan sonra böyle videolarımızı bu şekilde kaliteli olarak atacağız inşallah. Geçmiş videolar pek güzel olmadı ama yapacak bir şey yok artık. İdare edeceğiz durumu. Her başlangıcın bir acemiliği vardır. Sağlık olsun. Soldan gidin. Soldan gidiyoruz. Hayırlısıyla ne kadar oldu? Yayınımız 6 dakika falan oldu. Onun dışında yarın da bir yükümüz var. İşte onu da boşaltabilirsek. Perşembe günü. Perşembe cuma boşa çıkarız inşallah. Yani hayırlısıyla. Perşembe cuma boşa çıkarsak belki yükleriz perşembe ya da cuma günü. Zaten cuma günü bizim son çalışma günümüz oluyor. Normalde pazar akşamı başladık işe. Cuma son çalışma günümüz. Hafta sonuna kaldık yani. Suven'e belki düşeriz yani. Olur da Suven'e düşersek bizim için çok daha iyi olur. Bakalım yarın belli olacak yükümüz. Nereden yükleyeceğiz? Yükleyebilecek miyiz? Yani yük konusunda sıkıntımız yok. Yani adresler hemen geliyor da. Önemli olan boşa çıkabilmek. Burada da çok büyük bir fabrika var ya. Bu ne fabrikası be? Ne fabrikası böyle abi be? Nasıl bir yer? Allah Allah! Tekrardan Kabukule'den geri dönmeyi düşünüyoruz ama yılbaşı da yaklaşıyor. İnşallah buralarda yatmayız fazla. Geçen sene 10 gün yattık ölümde. Yılbaşından dolayı bu sene bakalım yatar mıyız bilmiyorum. Hayırlısı Allah'ta. Bakalım ne olur. Hele şükür ya şunları bir sollayayım arkadaş. Bunlar gitmedi gitti ya. Yani yol 80'lik yol tamam anladık da. Biraz acele edin be arkadaş ya. Arkamda da taksiler var şimdi. Onlar da beni bekliyor. Şöyle sollayalım. İşte Almanya'da yazın güzel ya. Her taraf yeşillik böyle. Sonbahara doğru kış ayında her taraf solmuş artık yani. Yazın buraların güzelliğinden geçilmez. Yeşilliği güzel yani. Ama bu aylarda hiç şey yok. Tat tuz yok. Zaten korona var. Şimdi yeni önlemler aldı Almanya. Çok sıkı bir önlemler aldı gerçekten. Akşam saat 9'dan sonra 9-5 arası zannedersem sokağa çıkma yasağı var kesin. Kim arıyor? Ercan arıyor.
Ercan arıyor. Bakalım ne diyor Ercan. Cevaplayalım ya. Alo. Alo. Buyur. He adam. Tamam, sorun yok ya. Ben de çekim yapıyordum bu arada. Sen aradın. Sıkıntı yok. Muhabbet ederiz. Ne yaptın? He, ya, evde mi yatıyor yoksa? He. Hadi ya, lan ne adam ya. Kaç gün oldu şaka maka sen çıkalı ya? Kaç gün oldu çıkalı sen? Allah Allah. He, sen şeye gelmiştin doğru ya. Bir ne yaptın? Ama sen bir Bursa'ya gittin, geri geldin tekrardan. He, 13 gün tamam anladım. Deseydin sen yat, ben çalışırım. He? Yat sen yat. He. Sen yat deseydin ben çalışırım. O nereye gitti? O Bursa'ya gitti. Oradan nereye gönderdiler onu? Kabule'den gittiği zaman. Ha, benden sonra yani, bizden sonra yani, bizden sonra. He, tamam, onu biliyorum. Oraya kadar biliyorum. Ondan sonra ne yaptı? Aa, gene şey yaptı. Gene Ercan beklemede birisi arıyor herhalde. Beklemeye aldı bizi. Bunlar ne yapıyor ya? Vay anam vay. Üzüm bahçelerine baksana abi ya. Direkleri dikmişler. Felaket bir yer ya. Ne oldu abi? Ya Ercan, bir bekleme alıyorsun bizi sende. Solda kalın. Bir saat bitiremiyorsun arkadaş ya. Bizi niye bu kadar ihmal ediyorsun Ercan? Biz yabancı mıyız sana karşı yani? Adam beklemeye aldı bizi ya. Beklemedeyiz. Şimdi bu otobana gireceğiz birazdan, 93 numaraya. Oradan 3 numaraya bağlanacağız. Buradan gidişi sıkıntı yok yani, rahat. Yolu iyi. Çok fazla nasyonel yok. Allah öyle. Şu adamı bir sollayamadık ki arkadaş. Neyse, şu ileride bir market var. İnşallah oraya girerim de. Bir yer bulurum daha doğrusu da. Bir markete gireriz ya. Yoksa şeye gireceğiz, 111'e gireriz. En güdü. 800 metre sonra soldan gidin. Dur bakalım hayırlısı, ne olur. Ercan bizi beklemeye aldı, hala beklemedeyiz ya. Ercan bizi çok ihmal etti be. Ah ulan Ercan, ah. Soldan gidin, sonra ileride solda kalın. Soldan gideceğiz abi. Sağdan soldan bu girecek buraya herhalde. İyi. Yol ver kardeş, gidelim ya. Ha şöyle. Hayalet Mercedes. Evet. Şu market işini de çözebilsek. Şöyle bir aldı markete girmek istiyoruz ama. 111'de de şey var.
Penny var. Oraya da girmek istemiyorum işin açıkçası. Ulan cüzdanımız da arkada kaldı. Unutmadan cüzdanı koydum arabaya. Bir gün gittim markete. Marketi yaptım cüzdan arabada. Bıraktık sepeti oraya, tekrar gittik. Geldik arabaya. Bir iki sefer öyle oldu. Akşamları cüzdanı saklıyorum arabaya yani. Olur da soyulur muyulursak cüzdan gitmesin misali yapıyoruz. Unutuyoruz arabada, gidiyoruz markete. Alışveriş yapıyoruz, kasaya geliyoruz, cüzdan yok. Çok kötü bir durum. Gidiyoruz arabadan cüzdanı alıyoruz. Sepette bekliyor aldığımız malzemeler. Adamım neredesin sen ya? Neredesin sen? Beni çok ihmal ediyorsun Ercan. Ne yaptı? He, ne diyorlar? Ya deseydin ben niye, siz arayın deseydin ya, ben niye arayayım size? Allah Allah. Siz bilirsiniz. 800 metre sonra. Günahıma balı sizin deseydin. Siz bilirsiniz. O kadar basit. Değil mi abi ya, senden çıksın olay ya. İstersen ara yani. İstersen ara sen biz. Ya Ercan, uykumu gedirdin arkadaş. Sonra ileride çıkış var. Öyle bir beklettin beni ki uykumu gedirdin Ercan. 15 dakika şekerleme yaptım senin yüzünden. Yolda giderken. İleride çıkış var. Nereye gitmiyor mu bir yere o şimdi bugün? He başkan. Bekliyor ha. Bir ara da dön bakalım ne diyecek bakalım, aynen. Bir ara bakalım. Kapat sen telefonu. Ben şu an kamera çekim yapıyor. Sen kendin kapat, tamam? Hadi selametle, görüşmek üzere. Kayıttan çıktı, tekrardan kayda girdik ön kameraya. Neyse, sıkıntı yok. Bir arasın bakalım. Bir işi vardı arkadaşın da. İşini çözsün bakalım. Çözebilecek mi? Hayırlısı. 800 bakalım. Metre sonra çıkışa girin. Sonra düz gidin. Oldu 18. Durun, böyle güzel insanlar. Sabah sabah bir antrenman yaptık yani fabrikanın etrafında. Evraktır, rampaydı, şuydu, buydu. Adamlar sabah 8'de açtı ya. Biz 6'da kalktık, evrak vereceğiz. Adamlar 8'de fabrikaya açtı. Bu pandemiden dolayı mı geç geliyorlar, nasıl oluyor anlamadım. Bak karşıda market var herhalde. Hemen buradan gireceğiz biz tabi bu arada. Ama biz oraya giremeyiz arkadaş. Tır girecek yeri yok. 200 metre sonra düz gidin. Sonra sağa dönün. Niye böyle oldu? Düz ya? Gidin. Sonra sağa dönün. Sağa döneriz abi. Bunda da yine sıkıntı yok. Bu işte bizim işimiz. Sağa dönün. Tekrar mı abi, sağa döneceğiz? Hadi bir daha dönelim.
araba var. Hadi bakalım denelim. Anne döndük. Ya durum böyle işte arkadaşlar. Dünyanın işleri bitmiyor vallahi. Hayırlısı bakalım ya. Şurayı da bir geçebilsek de yotabına girebilsek. Market mi? Markete gidemedik arkadaş. Böyle enteresan bir durum var burada yani. Karşısı neymiş? Yurtun yeri var. Orası da değil. Önümde var ya iki tane market. Ama giremiyoruz. Hep ufak araba çekebiliyor. Büyük araç yeri yok. Sıkıntı orada yani. Bir türlü giremiyoruz arkadaş. Bakalım nerede gireriz. Uykumuz da yok arkadaş ya. Niye böyle şey yapıyoruz? Şurada vardı bir tane market. Şimdi gelirken görmüştüm. Baktım etrafına. Araba koymaya yer yok ya. İnsan bir tırlık yer bırakar ya. Bir tır, ikidir yani. Yolun boyunda. Millet alışverişini yapsın değil mi? Ama büyük araçlar için yer yok. Öyle enteresan bir durum var. Burada bir tane Eteka vardı. Eteka. Bakalım burada mıydı o? Ya arkadaş sen de bir sinyalini geriden ver biraz daha. 50 metre geriden ver. Ne enteresan adamsın ya. Evet. Yok abi ya. Market bulamayacağız. Bulacağız da buralarda bulamayacağız. Öyle benziyor. Şunu da bir sollayalım. Bu da ağır takılıyor. Ama önünde iki tane araba var. Bunlar geçsin. Sollamaya girelim bakayım. Evet. Bunu da bir sollayalım. Buna da bir yol verelim. Bu işte tamam. Bakalım. Suyu içeceğiz. Yanımızda suyumuz yok ya. Su nerede? He, bitmişti suyumuz. Hemen üst yatakta sularımız var. Oradan indireceğiz aşağı bir tane ama. Abi durduğumuz zaman. Şimdi olmaz o iş. Daha kahvaltı yapmadım. Bizim saat buranın yok. Buranın saati 11.30. Pardon. Türkiye saati 11.30. Burası 9.30. Kahvaltı yapmadık henüz. Sabah bir kahve içtim. Kahve. O güzel oluyor. Ya tek başına da yemek yenmiyor inan ki. İnsanın canı bir şey istemiyor yani. Tek başına. Yenmiyor. Yanında bir arkadaşın olsa. İnsan kahvaltı mavaltı bir şeyler yapardı yani. Ama tek olduğu zaman kahvaltı yapmıyorum desem yeri var yani. Belki haftada bir sefer, yani iki sefer olmaz. Belki bir sefer kahvaltı yaparım. Onun dışında kahvaltı yapmıyorum yani. Sabah bir elma yedim. Kahve içtim. 500 metre sonra sağa dönün. Sonra otoyola gelin. O bizi bir oyun attırır. Artık. Sağa döneceğiz şimdi şuradan.
Evet, otobana giriyoruz. Hemen az ileride de benzinlik olması lazımdı. Sağa dönün. Sonra gelmiştim. Otoyola girin. Suları doldurayım dedim ama suları da dolduramadık. Burada öyle bir enteresan bir şey var. Kışın suları kapatıyorlar. Hani borular patlıyor diye. Yazın açıyorlar. Avusturya'da öyle değil. Avusturya'da -20 de olsa asfinanklarda otoban üzerinde sular akıyor şarır şalır, yani sıkıntı yok. Ama burada öyle değil. Almanya'da benzinliklerde suları kapatıyorlar kışın. Yani lavabolarda, tuvaletlerdeki sular açık oluyor. Onun dışında dışarıdaki sular açık olmuyor. Biz de depodan doldurduk sularımızı. Suyla sıkıntımız yok şu anlık. 2-3 gün daha bize yeter. Hafta sonuna kadar. Hafta sonu Allah kerim ya, bir yerden doldururuz herhalde suları. Ne kadar oldu? Yazmıyor ki. Yazıyor mu ya? Yazıyor mu? Enteresan. Nereye yazıyordu? Göremiyoruz ki abi, gözlerimiz. Ha, buradaymış. 26 dakikadır çekim yapıyoruz. İyi ya, yarım saat falan yapıyoruz artık çekimleri. Yarım saat kadar. Markete gidelim de elma alalım. Yani ismini vermek istemiyorum. Buradan ona selam olsun. Güzel bir abimizle tanıştık. Balıkesir'le. Bize bir iki sefer elma getirdi. Hiç elma yemeyen bir insanım. Elmayı bize sevdirdi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. İyi ki tanışmışız böyle güzel insanlarla. Selam olsun buradan. O kendini biliyor. İsim vermiyorum. Vuracağız onu inşallah bir ara. İnşallah bir dahaki servis. O taraftan gidersek artık gene elmayı getiririz ya abi. Yok şaka diyorum, sıkıntı yok. Marketten alırız artık. Problem yok yani. Böyle. Şu ileride bir tane şey vardı, benzinlik vardı da. Az daha gitmemiz lazım. Evet, ne kaldı? 170. 10 kilometreydi. 160 kilometre yolumuz var. Adrese doğru. Bundan sonrasına bakacağız. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.